Manşete hoş geldiniz. Siyaset meydanları çok gergin. Evet beklendiği gibi darbe söyleminin ardından 15 Temmuz söylemi de eklendi. Yine polislere uzun namlulu silahlar talimatı geçildi. Türksel ve TRT'de 14 Mayıs teyakkuzu var. Kılıçdaroğlu bugün çelik yelek giydi ve arkasında gerçekten tüfekli otomatik silahlı korumalar dikkat çekti. Savaşa mı gidiyoruz seçime mi? KJ'de onun için böyle yazdım. Çok az kaldı artık saatler yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız seçim. Açıkçası merak ediyorum iki şeyi merak ediyorum. Bir seçim gecesi özellikle sandıklar kapandıktan sonra yani saat 17'den itibaren yaşanacaklar. Erdoğan'ın bahsettiği gibi bir müdahaleyi iktidar değişikliğini hazmedemeyen kitleler bir biçimde sokağa çıkıp bürokrasisiyle askeriyle polisiyle iş tutacaklar mı? İçişleri Bakanlığı, YSK, YSK açıklamış işte aynı gün geçici sonuçları açıklayacağız diye. Ne olacak? Ne kadar hile yapılacak? Anketler gerçeği doğruyu yansıtacak mı? Ve muhalefet bahsettiği gibi tüm önlemleri almış olarak 192 bin sandıkta ıslak imzalı tutanak, tutanakları belli merkezlere geçip süratle kendi sonuçlarını açıklayabilecek mi? O açıdan güç bir denklem. Ve herkes gibi ben de merak ediyorum. Herkes gibi izliyorum. Dünya da izliyor. Buraya dünya basınının yorumlarını getirmeyeceğim ama herkesin gözü kulağı şu anda Türkiye'de. Emin olun yani. Her gün çok çeşitli videolar seyrediyorum. Çok çeşitli analizler ve haberler görüyorum. Herkes ama herkes Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde devredip etmeyeceğini, teslim edip etmeyeceğini merak ediyor ve bunu ilgiyle takip ediyor. Büyük bir ilgiyle ve elbette endişeyle. Çünkü tüm kamuoyu anketlerinde Kılıçdaroğlu artık önde görünüyor. Hatta bazılarında %50'yi geçmiş görünüyor. Yani 50 artı 1'i almış görünüyor birinci turda. Bütün bunlara bakacağız. Kılıçdaroğlu Samsun mitinginde görüldüğü gibi çelik yelek giydi. Ona göre herhalde takım bulmakta güçlük çektiler alelacele ve takımın düğmesini kavuşturmakta güçlük çekiyor. Yani üzerindeki ceket olmamış bu altındaki çelik yelekten dolayı. Arkada da görüyorsunuz otomatik silahlı korumalar güvenlik önlemleri dikkat çekiyor ki bu önemli ee, ve ilk defa böyle bir şey gözlemliyoruz. Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast e, tehditlerinin ardından veya ihbarların ardından böyle bir önlem alındı. Merdan Yanardağ da böyle bir şey yazmış. İşte Gürcistan'dan bir tim geldi şu bu filan gibi. Fakat bu haberde benim dikkatimi çeken şu. Yanardağ şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmiş. Aman 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 aman. Özlediğimiz e, yargı hareketleri bunlar. Niye sabah basıp da evinden almadınız? Hep öyle yapıyorsunuz. Evet yani bu, bu detay benim dikkatimi çekti. Evet olması gereken bu. Yani daha evvel tweet atanı da işte benzer işte bir şekilde televizyonda bir şey söyledi diye yazdı diye insanların sabah şafakta basıp alıyorlar. Ezan okunmadan ezan okunurken neyse. E bu defa gazeteciye savcılık daveti gitmiş. Olması gereken bu. Bunu kınıyor değilim ama dikkatimi çeken bu oldu. Pusula'da 4 aday olacak ve Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmiş Muharrem İnce'nin çekildiği. Bakalım Yüksek Seçim Kurulu Muharrem İnce'ye verilen oyları yok sayacak mı? Eğer Muharrem İnce'ye verilen oyları da varsayar ve açıklarsa işte orada bir iktidar hesabı olduğu ortaya çıkar. Esasen şu anda artık Muharrem oy verilse bile o oyların geçersiz olduğunu ilan edilmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından henüz bu yönde bir açıklama yok ama bugün yarın bu açıklamayı yapmaları gerekir. İcap eder yapmıyorlarsa Erdoğan etkisi vardır. O arada Erdoğan demişken Erdoğan uzunca bir tweet mesajı paylaştı ve bu tweet mesajında ben mühim yerleri sarı ile işaretledim. Diyor ki önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Saldırılarla hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım milletin iradesine demokrasimize gölge düşürmeyiz. İşte kritik cümle gerektiğinde yani 14 Mayıs böyle bir şey gerekebilir. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bak sen hayatımız pahasına İstiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. İstikbalimize derken kendi istikbalini söylüyor. Kendi istikbalime gerekirse diyor 15 Temmuz'da olduğu gibi sahip çıkarım diyor. 15 Temmuz'da yaptığım gibi yaparım diyor. 15 Temmuz kendi kurgusuydu esasen ve onu bir sivil diktaya evirdi. Şimdi de aynı şekilde benim bekam önemli, benim istikbalim önemli, geleceğim önemli ve bunu yaparım diyor gözümü kırpmadan. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti gösterdik. Bak sen Nice badireler açtık. Nice varlık yokluk mücadelesi verdik ki burada da kritik kelime varlık yokluk mücadelesi. Erdoğan ölüm kalım savaşına giriyor. Öyle bakın. Süleyman Soylu'nun darbe lafı 14 Mayıs ile ilgili olarak hükümeti devirmeye, Cumhurbaşkanımızı devirmeye çalışıyor, darbe yapmaya çalışıyor söylemiyle Erdoğan'ın bu lafları yan yana okunmalı. Soylu ezbere konuşmadı yani ve kendi bireysel tercihde değildi. CHP'li Murat Bakan İçişleri, TSK'dan seçim günü için zırhlı araç ve personeli valilerce gerek görülmesi halinde kullanılması üzere hazır tutmak, tutmasını istemiş. Yine işte emniyetin polislere geçtiği yazı. Uzun namlulu silahlar işte seçim gecesi teslim edilecek meydanlarda. Oy torbalarının adliyeye tesliminden sonra silahlar adliyede tekrar destek hizmetlerine falan teslim alınıyor. Fakat diyor ilgili personel oy torbalarının adliye tesliminden sonra da kurya görevlileri hazır kuvvetlerin güvenliğini sağlayacaklar falan falan onlar koruyacaklar diyor. Uzun nablulu silahlarla polisler hazırlanıyor. Türksel 12-15 Mayıs'ta İstanbul'daki merkez çalışanlarına teknik altyapı çalışmaları gerekçe gösterilerek ofis ve plazalara giriş yapamayacağı belirtilmiş. Bir de bilgi sızsın da istemiyorlar. Çalışanlara da güvenmedikleri için içeride kendi kozmik ekipleri olacak ve onlarla iş tutacaklar. Türksel zaten 10 yıldır AKP'nin. Kara Mehmet'in şirketiydi çöktü AKP. Hemen eski bakanlarını, milletvekillerini, partilerini atadı. 10 yıldır Aksel. Ben o gün Türksel'den çıkmış Vodafone'a geçmiştim Türkiye'deyken. Sonra onu da iptal ettim. Ayrı bir konu çıkarken Türkiye'den ama yani Türksel 10 yıldır böyle zaten. Yani bunu burada garipsenecek bir şey yok. Zaten Türksel de kabul etmiş. Her seçim döneminde alınan rutin tedbir diyor ama öyle olmadığı da ortaya çıktı sonra. Rütük üyesi İlhan Taşçı, CHP'li üye. Önce şunu paylaştı: Seçim günü TRT ekranlarına kozmik odalarda oluşturulmuş paralel veriler yansıtılacak diyor. Sonuçlar manipüle edilecek. Sonra bugün devam ettirmiş bunu. Ee, yine şeyle ilgili, TRT ile ilgili bazı personele insan kaynakları tarafından e, telefonla işe gelmeyin talimatı verilmiş ve bir süredir de TRT'de iletişim başkanlığı ve içişleri personeli görevlendirilmiş. Ocak ayından bugüne kurum bünyesine katılan 700 aşkın yeni personelden kaçı seçim yayınlarında görevlendirildi diye soruyor. Evet. Böyle. Böyleyken böyle. Ta sahada her şey yani silahlı silahsız kuvvetleriyle hazırlanıyorlar. Evet. Muharrem İnce'nin çekilmesi yüksek, yüksek Seçim Kurulu'na evraklar teslim edilmiş gerçi ama. E yine de merak ediyoruz. Bakalım Yüksek Seçim Kurulu bu konuda ne yapacak ama. Muharrem İnce meselesinde olmayan bir kaset üzerinden mavra döndü 3-5 gündür. Yok böyle bir kaset. Ortaya atılan birkaç kare fotoğrafın da montaj olduğu belli sapır sapır dökülüyor. Ee, ve bunun üzerinden bir mavra döndü. Ve bunun üzerinde yani şunu söyleyeceğim. Yani bir işte Cumhurbaşkanı orada yarın bilemediğiniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bay Kemal kaset geldi şimdi Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Ne biliyorsan söyle. Yani Erdoğan her şeyi biliyor ve yarın yarın olmasa cumartesi ortaya çıkarak da açık ediyor. Yani e, bu bile operasyonun merkezinin orası olduğunu gösteriyor. Saray ve Propaganda Bakanlığı. Fakat başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Erdoğan korkunç bir şey yaptı. İstanbul mitinginde e, Barko Vizyon'a bir görüntü düşürdü. O görüntüde CHP'nin seçim videosu PKK lideri ya yani CHP'nin seçim videosunda Kılıçdaroğlu PKK lideri Murat Karayılan'la e, birlikte montajlanmış. Kılıçdaroğlu da haydi diyor, Murat Karayalan'a da haydi dedirtiyorlardı. Bu montaj videoyu dün gençlerle buluşmada tekrar kullandı ve tekrar söyledi. Korkunç bir şey yani. Yani e, Cumhurbaşkanı düzeyindeki bir insanın yalan, yalan olduğu apaçık belli olan ve dört gündür konuşulan bir konuyu dördüncü gün tekrar bunu konuşması ve bunun propagandasını yapması korkunç bir şey. Yani başınızdaki insan böyle bir insan ve başınızdaki bu insanın artık yurt içinde ve yurt dışında sadece bu olayla bile yürüttüğü hiçbir müzakereye itimat edemezsiniz. Söylediği hiçbir şeyle itimat edemezsiniz. Bu ayrı bir konu. Bu e, CHP mahallesinde medya mahallesinde çok eleştirildi. Böyle bir şey olabilir mi falan dendi. Fakat aynı mahalle bu defada olmayan kaset üzerinden Muharrem İnce'nin olmayan kaseti üzerinden de benzer bir mavra çevirdi. Yok şuncular yaptı, yok bucular yaptı, yok şunun zaten bildik oyunu vesaire filan falan. Bir sürü de tweetler atıldı. Kendini akademisyen diyen, gazeteci diyen insanlar tarafından. Yani ilk... Yani tamam iktidarın trolleşmesini ve Erdoğan'ın yalan kampanyasını falan eleştiriyorsunuz da yani sizin yaptığınız da farklı değil. Siz de başka bir yalan üzerinden başka bir trollük yapıyorsunuz. Yani esasen ideolojiler farklı olabilir, bakış açıları farklı olabilir ama yöntem aynı. Onlar da aynı çukura düştüler ve biz de bunu gördük. Yani Erdoğan'ın düştüğü çukur gibi benzer bir Muharrem kasedi kaseti çukuruna düşen bir kitle var. Türkiye muhalif medyasında muhalif diyorsa kendine hala medya mahallesinde siyaset mahallesinde. Bu da iyot gibi ortaya çıktı. Yok birbirlerinden farkları. Ahmet Dönmez paylaşmış. Bazı hesaplara diyor Bahçeli ve Ömer Çelik'in videoları dağıtılmış. Cumartesi yayınlanacağı söyleniyor. Erdoğan da bu gelişmeden haberdar. Ondan öyle söyledi diyor. O videolar yayınlanınca bakın işte komployu böyle, böyle kurdular diyecektir. Yani Erdoğan hem önden haber veriyor sonra ortaya çıkınca da komplo diyecekler. Acayip bir şey. Yani biliyorsanız harekete geçin ve bastırın yani. Neyse ne gerekiyorsa yapın. Kılıçdaroğlu Rusya ya adres gösterdi. 11 Mayıs'ta dün attığı tweette. Kasetlerin arkasında Rusya var dedi. Bu çok enteresan bir çıkıştı. Seçimin hemen arefesinde Rusya'yı karşısına alması da son derece enteresan Rusya doğal olarak yalanla da ayrı bir konu ama e, Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçilmeye çok yakın bir ismin seçime iki gün kala Rusya'yı bu biçimde karşısına alması da velev ki doğru olsun dikkat çekici. Bunu onaylayan onaylamayan oldu. E, enteresan. Fakat bunun arkasında duruyor Kılıçdaroğlu. Reuters'a konuşmuş. Elimizde somut delil olmasa tweet atmazdım diyor. Evet bakalım iş nereye gidecek göreceğiz birlikte. O arada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener kesin olmayan sonuçları daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız demiş. Hadi bakalım. Merakla bekliyoruz. Erdoğan da ahlaksızlar, terbiyesizler, domatesi, patatesi 15-20 liraya çıkardılar diye gene lobileri şunu bunu suçluyor. Karşınızda böyle bir model var ama yalnız da değil. İşte bir Amerikan dergisi Hüda Para hedef aldı falan diye o da TV özel. Ee, Hüdapar'ı savunuyor attığı haberde Soner Yalçın'ın Oda TV'si Cevheri Güven de güzel e, kapak yapmış e, Saner, Soner Yalçın'ın Karanlık Odası artık Hüdapar'ın eleştirilmesinden dahi rahatsız E90'larda Soner Yalçın, Doğu Perincek, Hizbullah hep beraber ortalığı yangın yerine çevirmişlerdi biri sağdan biri soldan paçaları tutuştu ittifakları aleni yapıyorlar artık diyor evet çok enteresan bir dönemeçten geçiyor Türkiye. Bakalım iş nereye gidecek ama gerçekten endişeyle biz de paylaşıyoruz. Erdoğan yapılan hiçbir araştırmada 43-44'ü geçmiyor. Fakat son araştırmalara baktım. Kılıçdaroğlu'nun oyu artık 51-51,5-52,5 seviyesinde. Konda bile 50'ye çok yaklaştı. 49 küsür, 49.9 gibi göstermişti. Bakalım iş ne olacak ama seçimin namusu ıslak imzalı tutanaklar bu çok önemli. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un tekrarlanan seçiminde 12 kere ekran'a çıkmış ve sonuçları açıklamıştı ve e, İstanbul gönüllüleri diye bir grup ortaya çıkmıştı. Büyük bir moral üstünlük sağlamıştı bu. Bu modelin aynı biçimde 14 Mayıs gecesi e, işler tutulması, aktif tutulması gerekiyor. E, tüm anketlerde Erdoğan geçiliyor. Ee, ve bu Erdoğan AKP için büyük çöküş ve aynı zamanda Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yeniliyor. İki kere büyük çöküş. Bunu içine sindirebilecek bir kitle, kitle yok karşınızda. Ee, seçim meydanını dağıtabilecek, benim olmayanı kimseye yar etmem diyecek. Gerçekten e, insanların e, kurulduğu, kutuplaştırıldığı, kinle öfkeyle doldurulduğu sokaklara da işte e, ne bileyim bir işaretle dağılmaya, yayılmaya, çıkmaya hazır bir kitle var. Haliyle son derece dikkatli olmak lazım. Çok tartışılıyor. Barışçıl iktidar devri teslim, devir teslimi mümkün olur mu? Batı da bunu merak ediyor. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Fakat operasyon çeken iktidar ve iktidar unsurları, geren iktidar, gerginliğe yol açan iktidar, muhalefetse başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere şu seçim kampanyasını özellikle 40-45 gündür iyi getirdi. Tüm sinirleri alınmış üzerine adeta ayrı bir bilgelik çökmüş olarak Kılıçdaroğlu bu işi yönetiyor. Bundan sonraki saatlerde de e, öyle olacak gibi. Fakat e, 15 Mayıs'ın Mayıs sadece bir iktidar devir tesliminden ziyade bir aydınlanma döneminin de e, başlaması ve ya bir aydınlanma döneminin de başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Nasıl olmasın ki? E, Yüzsüzler Ork'ta Can Dündar ve Erk Acerer e, Can Dündar'ın Arjantin'de Serkan Kurtuluş'la yaptığı söyleşiden pasajlar yayınladılar. Yani Rus uçağı ve Rus uçağının düşürülmesi 24 Kasım 2015'te e, o uçağın düşürülmesi ve o uçakta işte kendini kurtaran paraşütle pilotun da indikten sonra öldürülmesi. ...olayına ilişkin enteresan detaylar veriyor. Yine Ahmet Kurtuluş cinayeti, FETÖ borsası... ...onunla ilgili Nüket Otar ve... ...Binali Yıldırım'ın cinayeti azmettirdiğini söylüyor. Arkasında Ankara İstihbaratı'nda... ...Kudret Dikmen diye biri vardı diyor. Pek çok ifşaatları var. E, ve e, bu ve buna benzer... ...pek çok olayın geriye doğru da... ...aydınlatılması icap ediliyor. Tabii en başta 15 Temmuz'un. E, bakalım ne olacak? Bekleyip göreceğiz. Ekstra bir gelişme olursa bugün yarın... ...tekrar bir özel... ...sıcak manşet yaparız ama... 14 Mayıs günü ağırlıklı olarak Mustar TV ekranlarında gündüz öğleden sonra öğlen saatlerinden başlayarak yayınlarımız olacak. Sandıklar açıldığı ve sonrası itibariyle de tüm gelişmeleri seyircilerimize aktarmayı sürdüreceğiz. İnternetin kısıtlanması, internetin kapatılması, daraltılması, band genişliğinin daraltılması gibi laflar var. İktidar, evet muhalefette bunu bekliyor. İktidar interneti daraltabilir. Sosyal ağları Engelleyebilir. Twitter, YouTube gibi, TikTok, Facebook gibi, neyse Twitch gibi, aklınıza ne geliyorsa Instagram gibi. Ya e, sosyal ağları yasaklayabilir ya da e, Twitter'da, internette bant genişliğini daraltabilir. İkisini birden de yapabilir. E, bunları yapabilir. Bunlara karşı e, zannederim o muhalif güçler e, önlem almışlardır. Uydu internet e, bağlantısı vesaire gibi. E, fakat tabi bize ulaşmakta, bizim yayınlarımızı takip etmekte güçlük çekebilirsiniz. VPN ile bağlanabilirsiniz ama internet zayıfsa VPN de çözüm olmaz. Fakat bir biçimde Twitter, YouTube veya farklı mecralar üzerinden e, biz yayınlarımızı sürdürmeye ve bir biçimde e, mesajımızı e, iletmeye çalışacağız. Umarım bu kötü senaryolar hayata geçmez ve e, bilgi akışı, veri akışı düzgün bir şekilde sağlanır 14 Mayıs gecesi. Ama her türlü olumsuzluğa... Ve her türlü karşı hamleye e, ve her türlü mücadeleye hazırlıklı olmak, mücadelenin her türlüsüne hazırlık, hazırlıklı olmak icap eder. Herkese iyi hafta sonları. Son derece kritik bir seçime gidiyoruz. E, dediğim gibi bugün yarın ekstra bir gelişme olursa sıcak yayınlarla karşınızda olacağım. 14 Mayıs e, günü ve gecesi ve 15 Mayıs'a kadar da tüm gün gece gene karşınızda olacağım. E, i̇yi hafta sonları. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.